Adım Emre Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'nde 1987'de bilgisayar programcılığı, 1993'te tarih, 1997'de Atatürk Enstitüsü'nde yüksek lisans programını tamamladım. Son 10 yıldır Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda tarih ve anı editörü olarak çalışıyorum. Birlikte çalıştığım yazarlar arasında başta Halil İnalcık ve Doğan Kuban gibi yaşayan büyük tarihçiler de var. Boğaziçi Üniversitesi çok iyi bir donanımla öğrencilerini mezun ediyor. Bunu aslında hani okula girerken biliyorduk, iyi bir üniversite, Türkiye'nin iyi üniversitelerinden biri. Fakat iş hayatında yıllar geçtikçe başka üniversitelerden mezun olmuş akranlarımla, meslektaşlarımla kendimi kıyasladığımda onlara göre biraz daha avantajlı başladığımı fark ettim iş hayatına. Belli bir sistematik bakışla, belli bir yine sistematik donanımla kendinden şüphe etmek gibi önemli bir refleksle iş hayatına başlamak önemliymiş. Öğrenmeyi bilerek iş hayatına başlamak önemliymiş. Çeşitli meraklara sahip olarak ve bu merakları doğru kaynaklardan gidermeyi bilerek mezun olmak önemliymiş. Boğaziçi'nin eğitiminin bunları sağladığını yıllar içinde iyice anladım ve fark ettim. Boğaziçi Tarih Bölümü akademik beklentilerimi aslında tahminlerimin ötesinde karşıladı. Benim bir şansım vardı Boğaziçi'nde ön lisans okuduğum için ve üstüne böyle bir eğitim yapmaya karar verdiğim için biraz araştırarak girdim. Ve başka bir tarih bölümü de yazmadım açıkçası, birinci tercihimdi. Ve girdiğim zaman burada sadece Osmanlı tarihini değil, işte metodolojik düşünce, dünya tarihi, olaylara geniş perspektiften, dünya perspektifinden bakan bir tarihçilik yaklaşımı gördüm. Üstelik sadece tarih eğitimi, tarih derslerinden ibaret değildi. İşte iktisat, matematik, istatistik gibi başka disiplinlerle destekleniyordu. Seçmeli dersler sayesinde ilgi duyduğumuz ve merak ettiğimiz başka alanlardan seçme şansımız olduğu için de çok iyi hocalardan ders alma şansımız oluyordu. Bunlar eğitimi çok pekiştiren, güçlendiren şeylerdi. Merakınız varsa işte Boğaziçi Tarih Bölümü işte bunu en doğru biçimde gidermeyi öğrendiğiniz bir yer. Ve bu donanımla hayata başlamak çok daha kolay. Klasik tarih eğitim veren yerlerde, yani başka pek çok üniversitenin bölümünde bu tür yan destekler, yani seçmeli dersler, başka disiplinler programlarda pek ağırlıklı değilmiş. Zaman içinde bunu da öğrendim. Halbuki ben bunu eğitimin doğal bir parçası zannediyordum o zaman. Ben girdiğim yıllarda tarih bu kadar bir popüler merak konusu değildi. Şimdi çok farklı son yıllarda. Hem yayınlar arttı, nitelikli yayınlar arttı. Hem popüler mecrada işte tarihi diziler, tarihi filmler ve tarih tartışmaları dolayısıyla çok daima gündemde, daima sıcak tarih meselesi. İşte Boğaziçi tarih mezunu olmak bütün bu ortamda sizi bir adım, en az bir adım, bir iki adım önde başlamanızı sağlayacak bir nitelik katıyor size. Demin de bahsettiğim gibi olaylara daha geniş açıdan bakmak, bütün dünya ölçeğinde
tarihi bilerek ve işte Osmanlı tarihini, Türk tarihini bunun içine oturtarak bakmak çok büyük bir esneklik ve sağlıklı yaklaşım sahibi olmanın çok mühim bir parçası. Buradan ayrıca dil avantajıyla mezun olunuyor. Yani iyi bir Osmanlı Türkçesi eğitimi, iyi bir ikinci yabancı dil, meraklı olanlara işte Uzak Doğu dilleri vesaire gibi eğitimlerle hani tarih alanında çalışmak isteyenler için burası gerçekten ideal bir yer. Yine benim mezun olduğum yıllarda tarih mezunları ya öğretmenliğe devam ediyorlardı ya da tarihe çok ilgisi olmayan özel sektörde başka işlere giriyorlardı. Şimdi imkanlar biraz daha arttı. Editörlük müessesesi özellikle giderek daha önem kazanıyor tarihçilikte. Ben ilk örneklerden biriydim herhalde ama şimdi bak yani yıllar içinde pek çok Boğaziçi tarih öğrencisinin başka yayın evlerinde, basın yayın organlarında bu işi yaptığını gördüm. Çok şaşırmadım. Çünkü iyi donanımlı olduklarından emindim ve işlerini de başarıyla yaptıklarını görüyorum.